بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بسم الله ليله çıktık yola evimiz gönlümüz huzurla dola ragaib gecemiz recebi şerifimiz şabanı şerifimiz ve yaklaşan ramazanı şerifimiz nefislerimiz, nesillerimiz, ailelerimiz, güzel ülkemiz, Türkiye'miz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile ola. Darin rehberimiz ve cennette komşumuz Hazreti Muhammed ola. Muhterem seyirci kardeşlerim, bugün gene bir cuma akşamında 7 Nisan perşembe gününde bir aradayız. Fakat bugünkü birlikteliğimiz çok daha manevi bir birliktelik. Zira günlerin efendisi olan mübarek Cuma'nın bidayetinde ve aynı zamanda rahmet, bereket, mağfiret, ihsan ve ikram dolu mübarek ayların startının verilmiş olduğu plan ve programın programlarının yapılmış olduğu namütenahi güzelliklerin ümmeti Muhammed'in üzerine serdedilmiş olduğu böyle mübarek bir sezonun bidayetindeyiz, eşiğindeyiz. Cenab-ı Hak bu mübarek sezonun kadrini, kıymetini bilerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemimizin bırakmış olduğu o mübarek dua ile bu günlerimizi tezyin ederek, zinetlendirerek İnşallah Ramazan-ı Şerifin bidayeti rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten kurtuluş diplomalarının elimize tutuşturulmuş olduğu bir bayramı idrak etmeyi Cenab-ı Hak her birimize nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Ve efendimizin duasıyla biz de programımıza giriş yapmış oluyoruz. Allahumme bariklena fi Recep ve Şaban ve Ramazan. Ey Allah'ım bu Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı kıl, mübarek kıl, bereketli kıl. Bu aylardan istifade etmeyi, hakkını verebilmeyi, sana yönelebilmeyi, günahlardan arınabilmeyi, nefislerimizi temizleyebilmeyi, 24 ayar altın gibi salih bir kul olabilmeyi bizlere nasip eyle. Ramazan-ı Şerife girerken bidayetinde daha rahmetine gark olmayı, ortasında bütün günahlarımızdan tertemiz olmayı, ardından da cennetine ehil olarak, layık olarak, tıbtum kelimesinin tezahürünü üzerinde görmeyi, meleklerin selam durarak cennetine davet etmiş olduğu bir kul olmayı, Bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dedikten sonra değerli kardeşlerim bugün gene bizlere ayırmış olduğunuz bu özel vakit ve zamanınızdan dolayı, misafirperverliğinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak her birimize regaib gecesinde bir ömrü plan ve program şekline dönüştürerek şuur ve idrak kuşanabilmeyi dolayısıyla bu gecenin hakkını ancak böyle verebildiğimize inanıyorum bu gecede sabaha kadar kulluk ederek, ibadet ederek, tatil etmek, paydos etmek bir Müslümana yakışan bir tavır değildir. Bu gece aslında tefekkür gecesidir, düşünme gecesidir, aklımızı başımıza devşirme gecesidir. Bir gecede bütün ibadetleri yapıp tatile ayrılmak Müslümanın ödevi görevi değil. Maalesef mübarek geceler dediğimiz adına zaman zaman kandil denilen bu mübarek geceleri değerli kardeşlerim böyle algılamayalım. Hadi bakalım mübarek gecelerde seferber oluyoruz ardından tatile çıkıyoruz. Hayır bu mübarek gecelerde aslında ne yapacağız? Şuur kuşanacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerin en eftal olanı devamlı olanı az olanıdır buyurmaktadır. Dolayısıyla Sadece bir gecelik, bir kulluk, bir aylık bir kulluk, bir sezonluk bir kulluk planlayanlardan olmayalım. Biz dünyaya geliş gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. Ona hakkıyla kulluk etmek. Cennetini elde edecek amellerin peşine düşmek. Bizim ibadetlerimizle cenneti kazanamayız. Allah'ın rahmeti olmasa, lütfu olmasa, inayeti olmasa, keremi olmasa onun mağfiretiyle, rahmetiyle biz cennetine gireceğiz. Yaptıklarımızla değil, yaptıklarımız bizim bilek gücümüzle yaptığımız değil ki. Sağlık vermese nasıl ibadet edeceğiz? Zaman vermese nasıl kulluk edeceğiz? İmkan tanımasa nasıl hareket edeceğiz? Ne kadar güzel ifade etmiş dedemiz kanuni. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet Cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sadece bir nefesimizin şükrünü eda etmeye çalışsak gücümüz, kudretimiz, kuvvetimiz buna yetmez. Aziz dostlar, kıymetli izleyenlerim ne anlatmaya çalışıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmanın yolu nedir? Bir ömre ibadeti kulluğu yaymaktır. Bir geceye tahsis etmek değil. Bu çok çirkin bir anlayıştır. Bir gecede kurtulalım. Elbette ki bu gece fırsat gecesidir. Hırsızların, arsızların, ayyaşların, sarhoşların, berdoşların, kumarbazların, müfsitlerin, zalimlerin tevbe kapısına gelmeleri gereken namütenahi güzelliklerin ikram edildiği bir gecedir. Ayrı bir şey. Ama sadece bu geceye ibadetleri hasredip ondan sonra kendimizi serbest hissetmek bir Müslümana yakışan bir tavır değildir. Bu gece plan gecesidir. Her sınıfın bir özel sezonu mevsimi vardır. Tütüncünün böyledir, fındıkçının böyledir, ziraatçının böyledir, çiftçinin böyledir. Herkes o sezonu bekler. Müminlerin amellerine, ibadetlerine kat kat ecir ve mükafatların verilmiş olduğu bir sezonun bidayeti olması hasebiyle çok daha şuurla, idrakle bu sezonu değerlendirmemiz lazım gelir değerli kardeşler. Ne yapalım? Çok basit bir teklifte bulunmak istiyorum. Mutlaka bir yol haritamızın olması lazım. Bu gecenin bize bırakacağı en önemli özellik bu olmalı. Hayatımızı kuşatacak bir yol haritasının kararını bu gece vermeliyiz. Gelin aile efradı olarak bir taraftan çayımızı kahvemizi yudumlarken öbür taraftan da istişare edelim. Ne yapabiliriz diye ailecek bayrama kadar bu üç aylık süre içerisinde hep beraber bir araya geldiğimizde fazla da kendimizi yormadan çünkü birden birdenbire alışık değiliz bu işlere. Ebu Ayyub el gibi 90 küsür yaşında devenin atın sırtına binerek İstanbul surlarının önüne kadar gelecek bir profilimiz yok bizim. Öyle bir standardımız yok bizim. Öyle bir cesaretimiz, öyle bir mücahitliğimiz yok bizim. Yavaş yavaş kendimizi alıştıralım diyoruz. Hiç olmasa bu sezonda artılar, ilaveler hayatımızın içerisine koyalım. Nedir teklifim? Üç madde ile gelin çok sade bir yol haritası çizelim bu üç ay içerisinde. Ama bu karara hep beraber e, mültezim olalım. Nedir bu? Uzatmadan ifade edeyim. Bir, gelin her akşam sağ tarafımıza yatmadan veya yattıktan sonra gün boyu yapmış olduğumuz kusurlarımızı, eksiklerimizi, hatalarımızı telafi için tövbe istiğfar edelim. Geçmiş haftalardaki bizim ev ödevlerimizde ama halkalarımıza yeni katılanlar ve bir de eskilerin de yenilenmesi adına bunu söylüyorum. Bu üç aylar içerisinde bayram sonrasına da sarkacak bir gelenek haline getirelim, bir güzellik haline getirelim. Tövbe istiğfarı 24 saat içerisinde bir klişe ile, efendim hayatımızın bir köşesine yerleştirelim. Yatmadan evvel mutlaka günlük tövbe istiğfarımızı yapmış olalım madde bir. Madde iki sokakta yürürken efendim evin önünde dururken iş yerinden çıkarken cami çıkışında hakikaten muhtaç olduğuna inandığımız insanlar veya kolu komşumuzdan veya yakın akrabalarımızdan muhtaç olanlar, ihtiyaç sahibi olanlar, yetim yetama varsa, öğrenci varsa, garip varsa ne olur onları tespit edelim ve mutlaka onlar için günlük olarak evimizde bir kumbara oluşturalım. Evimizdeki bir yaşındaki yavrumuz da kendisine 50 sent verelim, 1 lira verelim bir şekilde onun e, sent söyledim çünkü bizi Avrupa'dan da Amerika'dan da Kanada'dan da dinleyen kardeşlerimiz var. Lira olabilir, euro olabilir, dolar olabilir. Bulunmuş olduğunuz ülkenin geçerli efendim nakit parası neyse o cinsten mutlaka kumbaranın içerisine aile efradı günlük olarak bir sent dahi olsa, on kuruş dahi olsa atmış olsun ve netice itibariyle günlük sadaka vermiş olalım. Biraz sonra geleceğiz. Musibetlerimizi, hastalıklarımızı Tedavi etme noktasında bunlar çok mühim efendim geçerli ilaçlardır, geçerli araçlardır. İkinci olarak sadaka dedik. Üçüncü olarak değerli kardeşlerim en önemlilerinden birisi olmazsa olmazlarımız bizim hayat damarlarımızı zinde tutan unsur mutlaka günlük olarak 24 saat içerisinde Kur'an'ı Azimüşşanla temas kuralım. Kur'an'ı alalım okumasını bilmiyorsak öğrenmeye çalışalım, gayret edelim, bir bilenin yanına gidelim, hoca efendinin dizinin dibinde oturalım ama mutlaka Kur'an'ı günlük olarak elimize alalım. Aile olarak, ailemizin içerisinde bir nasıl ki sofrada, masanın etrafında yemek için günde üç defa en az bir araya geliyoruz. Hiç olmasa manevi bir halka içinde Kur'an-ı Azimüşşan'ı en az Günde bir sayfa mutlaka okumalıyız. Rabbimizle diyaloğa geçmeliyiz. Onun kelamını, hitabını, buyruğunu mutlaka duymalı, kalplerimizi onunla doyurmalıyız değerli kardeşlerim. Rağaib gecesindeki en önemli yapacak olduğumuz iş bu konuda bir bilinç ortaya koymak, bir büyük şuur geliştirmek ve geleceğimize yönelik bir yol haritası çizmektir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu yol haritasını belirleyebilmeyi her birimize kolaylaştırsın, nasip ve müyesser eylesin. Konumuza gelince değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi ebedi saadeti, kalıcı huzuru, ahiret kupasını kazanmanın 4-3-4 e, formülüyle anlatımını sizlere takdim ediyor idik. E, 4 Defanstaki dört oyuncuya tekabül ediyordu. Bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlkini ifade ettik istiğfar, ikincisini ifade ettik tevbe, üçüncüsünü ifade ettik hasenat. Hasenatı 3-5 cümleyle bugün tamamlıyoruz ve dördüncü başlığımız olan musibetlere inşallah geçmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak her birimizin hem bulunmuş olduğu Memleketlerini İslam alemini hem de her birimizin yavrularını ailesini e, görünüz görünmez kazalardan belalardan muhafaza eylesin diyerek bu konumuzu da inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Ancak hasenatla alakalı 3-5 cümlemiz var bunları tamamlamamız lazım geliyor. Değerli kardeşlerim ne demiştik şüphesiz ki hasenat yani iyilikler kötülükleri giderir. hasenat adı üzerinde. Şimdi biz elimizdekilerin tamamen bize ait olduğunu zannediyoruz. Benim malım, benim imkanım, benim evim demiyoruz ki yahu biz buralarda geçiciyiz. Hancı değiliz, kervancıyız. Yerli değiliz, yabancıyız. Cennete doğru yolumuza devam ederken bize zimmetlenmiş bunlar. Her birisinin İfa edilmesi gereken, tevdi edilmesi gereken, emanetlerinin verilmesi gereken mekanlar var, makamlar var, ilgili adresler var. Bunları mutlaka hak sahiplerine tevdi etmemiz lazım. Zariyat ve Meariç surelerinde Yüce Rabbimiz bu konuya hitaben bize müteşabih ayetlerde bildiriyor. İşte Meariç suresi 25. ayetinde وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ" lissaili ve mahrum onlara vermiş olduğumuz imkanlardan oyrolardan dolarlardan liralardan dinarlardan dirhemlerden altınlardan gümüşlerden mülkiyetlerden emlaktan araziden arsadan bağdan bahçeden ziraatten nebatattan hayvanattan hak sahiplerine tevdi etmeleri gereken bir takım haklar var. Onlara zimmetledik. Bilinen haklar, yetim yetemanın hakkı, garibin hakkı, öksüzün hakkı, Allah davasında cihad edenin hakkı. Bütün bunlar bize verilmiş ama emanet. Nasıl benim diye bunlara sarılırsın? Nasıl yarın üzerine ateş ütüsü olacak bir şeyi benim diye sahiplenirsin? Onun için değerli kardeşlerim, üzerimizde zimmetlenen her şeyin Mutlaka gitmesi gereken adres var, sorumluluğu var, bunun bir vebali var. Hazreti Eba Hüreyre radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamımızın mübarek kelamını, sözünü, hadislerini bize en fazla duyuran, kalplerimizi doyuran sahabinin adı Garip Kuraba'dan birisiydi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamımızın mescidi nebevisinde Ravza-i Mutahharan'ın arka tarafında asabı Suffe dediğimiz hafif yerden yüksek bir şekliyle bugün bilinsin diye kaldırılmış bir bölüm var. Orada ordinal yüz profesörlerin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ımızın o döneminde yetişen yiğit sahabilerin okumuş oldukları medreseydi orası. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onların halini hatırını sormadan mübarek hane-i saadetlerine gitmezdi. Bir defasında Eba Hüreyre radıyallahu an açlıktan kalktı yatamadı. Başladı namaz kılmaya iki rekat on iki rekat. Bir türlü açlık gitmiyor. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Aynı sıkıntıdan. Hazreti Ömer geldi güçlü olarak hem namaz kılıyorlar hem sohbet ediyorlar. seslerini Efendimiz uyandı. Bir de ne görsün Eba Hüreyre Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bunlar Hazreti Ebu ile birlikte hem namaz kılıyorlar hem de sohbet ediyorlar. Efendimiz hallerinden anladı. Kalplerin habibiydi, tabibiydi. Gelin dedi. Gündüz ensardan bir sahabinin hurmalıklarında görmüş olduğu bir hurma bahçesinin sahibinin evine gitti. Efendimiz kapıyı tıkıldattı. Esselamu aleyküm dedi. Cevap yok. Biraz bekledi. Gene selam verdi esselamu aleykum gene ses yok Bir kez daha seslendi efendimiz Üç defa kapıyı tıkıldatmak zile basmak biliyorsunuz sünnettir Efendimiz üçüncü selamından sonra hanenin hanımı içerden seslendi Dedi ki ve aleykümselam ya Resulallah Kapıyı açtı Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun aslında ilk selam verdiğinizde sizi duyduk. Ama arzu ettik ki, istedik ki Allah'ın Habibi olan Muhammed Mustafa'mız, sevgili peygamberimiz o mübarek, Selamını duasını üç defa hanemizin üzerine lütfetmiş olsun Selam bir duadır Allah'ın selamı rahmeti bereketi cenneti atıfeti hayrı üzerinize olsun Ne şuurlu bir sahabiye hanımdı Dedi ki ya Resulallah beyim biraz sonra gelir. Beklediler. Beyi geldi. Efendimiz dedi ki sahabe-i kiramım açlar. Senin de hurma ağaçlarında tek tük de olsa hurmanın olduğunu gördüm. Biraz bekleyin ya Resulallah dedi. Gitti bir avucunun içerisinde birkaç tanecik hurma getirdi. Bir iki tanesini Hazreti Ebu Bekir'e, bir iki tanesini Hazreti Ömer'e, bir iki tanesini Ebu Hüreyre'ye verdi ve sonunda Tekasür suresinin son ayetini okudu Efendimiz. Neydi o ayet? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ Ey Ebu Hüreyre, ey Ebu Bekir, ey Ömer şu yemiş olduğunuz yarım avuç hurmadan dahi hesaba çekileceksiniz. Vay! İmkanları bir kenarda biriktirirken ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını, dertlerini görmeyen Müslümanların haline dün itibariyle çok kıymetli bir hocamızla İstanbul Fatih semtinde bir araya geldik. Kendisi daha önce bir radyo işletiyordu. Dedim ki muhterem hocam radyo devam ediyor mu? Dedi ki maalesef imkansızlıklar nedeniyle radyoyu kapattık. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Kendisine de söyledim. Şu an Arap aleminde İkra diye bir televizyon kanalı var. Aslında bu televizyon kanalının sahibinin onlarca televizyon kanalı var. Hepsinden fesat toplumun üzerine yayılıyor. Cidde'de bir toplantıda ismini vermeyeceğim. Yusuf El Kardavi kendisini gördüğünde yahu yazık günah bu kadar insanları harama, günaha sevk ediyorsun. Ne zaman tevbe edeceksin dediğinde ey şey ne yapabilirim? Bir hayır işi de yapmak istiyorum dediğinde der ki ben sana belki bu günahlarını efendim e, örtmeye yetmez ama senin hidayetine vesile olacak bir şey teklif etmek istiyorum. 24 saat Allah'ın dinini anlatan bir televizyon kanalı kur. Söz bu kanalı kuracağım ama takımını sen kur diyor. Ve bunun üzerine yıllardan beri ikra televizyonu gece gündüz Kur'an ve sünneti anlatıyor. Hiç mi içimizde mali kudreti yerinde olan abilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz yok? Yahu etmeyin eylemeyin. Bakın Lübnan'da bir büyük iş adamı kendisine şatafatlı bir kabir kazdırır. Ancak kabri kazdırdıktan kısa bir müddet sonra yatıyla birlikte çıkmış olduğu deniz sefasında boğularak efendim kendisi kaybolur yatını bulurlar ama kendisini bulamazlar. Kabristana koyulacak cesedi bile bulunamıyor. Ne olacak biriktirdiğin o maldan, o imkanlardan, o apartmanlardan? Sana ne hayır? İmkanlarımız birikimlerimiz Allah'ın dini ve davası için olmadıkça şuurlu bir Müslüman olamayız. Ne anlatmaya çalışıyorum? Hayır hasenet sahibi olmak istiyorsanız önce niyet edeceksiniz. Bak bu vesileyle ben Avrupa'da yüz binlerce Müslümanın hayrına hidayetine vesile olan bir hasene derneğimiz var. 160 bin civarında kurban topladılar. Müslümanlar yardım ettiler. Dediler ki bizim evlerimizde her gün efendim e, kıyma var, pirzola var, balık eti var, salamı sosisi var. Dolayısıyla yüzünü görmediğimiz, adını bilmediğimiz, tanımadığımız, hısımımız, akrabamız, kayınçomuz, eniştemiz olmayan, aynı derenin, aynı köyün, aynı beldenin, aynı coğrafyanın insanı olmayan, aynı dili kullanmadığımız ama kalp atışlarımızın aynı olduğu milyonlarca Müslüman var. Dardalar sıkıntıdalar. Dolayısıyla biz onlara hediye ediyoruz. Demek suretiyle bu büyük ikramı yapıyorlar. Can suyumuz hakeza seferber oluyor. Allah bu katkıları yapanlardan milyar kere razı olsun. Hayır hasenet sahibi olalım ki hayırla, güzellikle yad edilenlerden olalım değerli kardeşlerim. Şimdi değerli kardeşlerim ne anlatmaya çalışıyoruz? İhsan sahibi olalım. İhsan sahibi olabilmenin çok hızlı olarak ifade etmeye çalışacağım. Çünkü son dört, dördüncü maddemizi de bugün aktarmaya gayret edeceğiz. İhsan sahibi olmanın çok önemli unsurları vardır. Birincisi kendimize karşı iyilik sahibi olacağız. Yani kulluğumuzu ...orijinal yapacağız... ...çakma kulluk değil... ...Allah'ın arzusuna tabi olacağız... ...Kur'an ve sünnet klişesiyle... ...Kur'an standartlarına göre... ...Hazreti Muhammed'in... ...asrı saadetinin... ...klişesine göre... ...bir hayat ortaya koyacağız... İkincisi, ebeveynimize karşı... ...ihsan sahibi olacağız... ...ödevimizi görevimizi yapacağız... ...hallerini hatırlarını soracağız... ...onlara üf dahi diyerek onları incitmeyeceğiz. Üçüncü olarak komşularımızı ve yakın akrabalarımızı gözeteceğiz. Dördüncü olarak düşkünlere, zayıflara, yetimlere, öksüzlere, ilim talebelerine yardımcı olacağız. Beşinci olarak değerli kardeşlerim, inançta muhalifimiz dahi olsa Kur'an'ın ölçüsü budur. Fadilu adaletten ayrılmayarak ihsan sahibi ol olacağız. Ve la yecrimennekum şena'anu Allah Allah tadilu. Bir kavme olan öfkeniz, kininiz sizi onlara karşı adaletten ayırmasın. Bu tavrımız bile bir ihsandır değerli kardeşlerim. Hayır sahibi olacağız. Hayvanata karşı hayır sahibi olacağız. Nebatata karşı hayır sahibi olacağız. Efendimiz buyurmadı mı? İza qameti sa'a ve fi yedi ahadikum fazile felyazraha. Sizin felyagrisha. Sizin kıyamet koptuğu anda dahi elinizde bir dal varsa onu ekin, ümit var olun. Müslüman her alanda ümit var olan insandır. Diğer bir husus ise sosyal alanda her gördüğümüz insana selam vereceğiz Müslümanlara. Kucaklayacağız, dua edeceğiz, hüsnü zanda bulunacağız. Ve sonuncu olarak değerli kardeşlerim onuncu olarak bela anında, musibet anında da ki konu başlığımızda bu bundan sonra ihsan sahibi olacağız. Rabbimizden geldiği bilinciyle hareket edeceğiz. Evet, üç maddeyi, defanstaki üç önemli konuyu aktarmış olduk. Konumu aktarmış olduk. Şimdi dördüncü konumdayız. İstiğfar, tövbe, hasenat ve musibet. Musibet ne demek ya? Musibet de bizi günahlarımızdan mı temizliyor? Elbette ki. Kul bela istemez. Musibet istemez. Musibet bela aslen istenmez. Ya Rabbi bana şu belayı ver de sabredeyim denmez. Allah'tan bela istenmez. Ama bela gelince de isyan edilmez. Sabredilir, ecir ve mükafat kazanılır. Musibet Yahu bu kadar sıkıntılar çekiyoruz. Neden Allah bize bela vermiyor, musibet vermiyor diyor. Kim? Zavallı Müslüman. Başımızda bu kadar bela ve musibet var. Bunları anlamak bile, idrak etmek bile henüz daha bize nasip olmamış. Yahu şu bir buçuk milyarı geçmiş İslam aleminin regaib gecesini idrak ederken bir müddet sonra İslam ve Miraç gecesini idrak edecekken Filistinimizin, Gazze'mizin, Kutsumuzun, Aksa'mızın boynu bükük, başı bükük, mahzun bir şekli. Bundan daha büyük musibet mi olur? Bundan daha büyük bela mı olur müminler için? Müslümanların halini, tavrını, standardını ölçmek için Kudüs barometredir, termometredir. Kudüs'e bakın, Müslümanların halini anlarsınız. Müslümanlar iyi yolda mı? Yoksa Müslümanlar işi bitik mi? Maalesef, ümmetin şu haline bakın yahu. Başımıza gelmedik, bela çeşidi kalmadı, Hala daha insanlar musibet arayışında. Niye Allah bizi cezalandırmıyor? Bundan daha büyük bela mı olur yahu? Şuurumuz, idrakimiz kaybolmuş. Sokaklarımızdaki görüntüler bir Müslüman görüntüsü değil. Evlerimizde meşgul olduğumuz, sabah akşam izlemiş olduğumuz dizilerimiz, haberlerimiz, her şeyimiz taklitlerimiz, gidişatımız, seyri sülükümüz bir Müslüman profiline yakışmıyor. Bundan daha büyük bela mı olur? Kula bela gelmez. Allah yazmayınca, Allah kuluna musibet vermez. Kul azmayınca. Değerli kardeşlerim, musibetler çoktan beri başımızdan aşkın bir şekilde etrafımızda ama bunları görmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bir musibet bize özel geldiğinde de, genel geldiğinde de takınmamız gereken İslami tavır nedir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab senden geldik, senin için yaşıyoruz ve tekrar sana döneceğiz demektir. Değerli kardeşlerim, şimdi bela ve musibetlerden algılarımız nedir? Bunu Gene Konya sokaklarında bir sokak çekimiyle sizler için hazırladık. Dolayısıyla arkadaşlarımız da hazırsa bu görüntüleri izleyelim. Konumuza tekrar devam edeceğiz. Son dakikalarda da birkaç telefon alarak inşallah programımızı nihayete erdirmiş olacağız. Şimdi birlikte Konya sokaklarındayız. hayır işlemeye çalışırım. Sabır dilersin. Allah'a sığınırsın, dua edersin. Mario hayatını güçlü tutarsın diye düşünüyorum. Ne yaparız? Kaderimize mahkum oluruz, Allah'a duamızı yaparız. Ya Allah'a sığınacağız kardeşim, bildiğim dualar okuyacağız. Ne yapacaksın o zaman? Tevekkül edeceksin, Allah'a sığınacaksın, sabır edeceksin. Yani musibete karşılık verirsen ne olur? Belanın içine düşersin. Dua ederim. Allah'a sığınırız. Belaları mı şekilde defedersiniz? Tabii ki. Birilerinden yardım isterim. Musibet gelince. Peki bunlar kimler olur? En yakınımdaki kişiler olur. Arkadaşlarım, en, ilk önce ailem daha sonra arkadaşlarım olur. Gelen belaları nasıl defedersiniz? Allah'a şükür. Işte. Duamızı yaparız elimizden geldiği kadar. Kaptız olarak def etmeyin, sakinleşir, def edersiniz, uzaklaşırsınız. Vallahi musibet, onun belli şeyleri var, şartları var yani. Mesela? Yani sadakayla def çalışırsın. Yani dinimizde bunun güzel uygulamaları var. Başkalarına yardım isteyerek de, dostlarında, akrabalarında, arkadaşlarında o şekilde dua ederek de bir şekilde def etmeyi düşünebiliriz yani. Evet, kıymetli izleyenlerim hep beraber gördük. Hakikaten e, bu güzel insanlarımızı tebrik etmek lazım, takdir etmek lazım, alkışlamak lazım. E, bir musibet anında gösterilebilecek e, tepki ve tavırları e, bir Müslümana yakışır bir şekilde karşılamanın tabiri caizse tariflerini farklı farklı açılardan yapmış oldular. Gelin isterseniz bu kardeşlerimizin ifadelerini e, perçinleyecek bir hadisi şerifi e, Alvarlı Mehmet Efendi'nin ifadelerini e, sizlerle paylaştıktan sonra paylaşmış olalım. Ne diyor Avvarlı Mehmet Efendi? Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur. Gene gönlüm hoş idi. Yar hanesinde olunca her şey güzel olur. Allah'tan gelen her şey güzeldir. Gene diğer bir Allah dostu, Gönenli Mehmet Efendi, kendisini e, hapse koydukları zaman, Kovuş'a ilk gittiğimde diyor, yatağıma oturdum, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedim. Aha dediler, bu dede türkü söylüyor. Yanıma geldiler, hele bir daha söyle dediler. Dedim ki, kahrı da hoş, lütfu da hoş. Şaşırdılar oradaki, Efendim hapishanedekiler yahu dediler Lütfunu anladık ama Kahrı nasıl hoş oluyor Ondan gelen her şey hoş dedim Netice itibariyle Değerli kardeşlerim Efendimiz bu kardeşlerimizin Konya sokaklarındaki yorumlarının e, Efendimiz aleyhissalatü vesselamımızın Hadisinin içerisinde nasıl yer aldığına Gelin hep beraber Bir göz atalım Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aceben li emril mu'min. Müminin şu işine şaşılır. İnne emrehu kullahu hayır. İşinin tamamı hayırdır. Ve leyse zalike li ahadin illa mu'min. Bu müminden başka bir kimsede de bulunacak bir vasıf değildir. Bütün işi hayır olacak ancak mümindir. İn esabet husarra şeker. Şayet onun hoşuna giden bir şey ona geldiği zaman şükreder. Fekana Hayrallah Bu onun için en hayırlı olanıydı zaten. Ve in esabetu darra. Şayet bir zarar ona gelirse sabar, sabreder. Fekana Hayrallah Bu da onun için hayırlı olanıdır. Müslim rivayet ediyor. Yahu zarar olduğu zaman da sabrederek kazanıyor. Menfaati olduğu zamanda, hoşuna giden şey olduğu zamanda şükrederek gene kazanıyor. Mümin her halükarda kazanan insandır. Musibet ve bela karşısında insanlar üç çeşittir. Yani her bela ve musibeti kendisinde bulan insanın şu üç tane refleksi var. Dördüncüsü yok. Bir, hayırdan mahrum kalır, sevap, ecir almaktan uzaklaşır. Nasıl? Bela musibet geldiği zaman saçını başını yolar. Benden başkası yok muydu? Yersizdi, zamansızdı haşa. Bir vefat olduğu zaman görüyorsunuz yakınları, akrabaları, dostları saçlarını başlarını yoluyorlar. Yersizdi diyor, zamansızdı diyor haşa. Niye başkasına değil de bize diyor, İsyan ediyor. İsyan edince de bütün efendim ecir ve mükafat uçup gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristanlıkta saçını başını yolan kötü sözler söyleyen bir kadına rastladı. Ve buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey kadın kendine gel. Dedi ki git başımdan bilemedi kimin söylediğini Efendimiz olduğunu tahmin edemedi. Senin başına bu musibet gelseydi böyle konuşmazdın işine git dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani saadetlerine gitti. Sahabe-i kiram onun yanına gittiler. Dediler ki: "Bire kadın yaptığını gördün mü?" Hayır dedi. Dediler ki: "Yanına gelen Allah'ın resulüydü. Çok üzüldü. Ağlayarak efendimizin yanına gitti. Efendimiz buyurdu ki: "İnne'l sabru indasadmetil ula." Sabır ancak ilk gö gösterdiğin refleksledir. İlk andaki o göstermiş olduğun davranışın neyse ecir ve mükafat oradadır. İsyan edersen sevabı kaçırırsın. Saçını boşunu yolarsan sevaptan mahrum kalırsın. Ama Allah'tan geldi dersen ikinci şıkkımız da budur. Musibet ve bela karşısında ikinci takınılan tavır belayı sabırla karşılar. Bu gelen Allah'tandır der ecir ve mükafatını alır. Peki üçüncüsü, üçüncüsü ise musibete rıza gösterir. Kahrı da hoş, lütfu da hoş. Dedik ya biraz önce, bu minval üzere Allah'tan gelen her şey hoş diye bakarsan, bu defa fazlasıyla ecir ve mükafatı almış olursun değerli kardeşlerim. Anlatılır Bağdat'ta bir Müslüman hastalanır. Hastalığının ardından Bağdat hastanelerine götürülür. Bu eski dönemde harp öncesindeki bir hadisedir. Hastalığının tedavisi Bağdat hastanelerinde yapılamaz. Derler ki bu işle alakalı Almanya'nın Frankfurt şehrinde uzmanlar var. Oraya gidesin. Varlıklı bir ailedir. Tutar oraya gider. Oradaki doktorlar da Beynindeki tümörü tespit etmişlerdir ve derler ki: "Ey efendi, 3 aylık bir zamanım var. Biz sana bunu gizleyerek iyilik yapmış olmayız. Bilesin, bundan sonraki ömrünü en azından gamsız, kedersiz bir şekilde sevdiklerinle kucaklaşarak geçiresin. Git memleketine, artık ölümünü bekle." Adamcağız inançlı bir Müslümanmış. Memlekete döner. Der ki ne yapalım ondan geldik ona döneceğiz. Herkesle de kucaklaşır. Der ki imkanlarımdan Allah'ın e, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davu marzakum bis sadaka buyurdu. Hastalıklarınızı hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Ben de imkanlarımı hiç olmasa ben yaşayamayacağım. İnsanlar mutlu yaşasın diye o şekliyle seferber edeyim. Bir gün bir kasap arkadaşını ziyaret ederken Bakar ki arkadaşıyla sohbet ederken yaşlı bir kadın geldi. Affedersiniz, çöp tenekesinin içerisini karıştırıyor. Orada kasabın atmış olduğu e, yağlar, yağlı etler var. E, kedilerin çok affedersiniz, köpeklerin gelip daldırıp almış oldukları o çöp tenekesinden yaşlı kadın da alıyor, torbasına koyuyor. Dikkatlice izledikten sonra yanına çağırıyor. Diyor ki: Teyze diyor ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Evladım diyor iki tane yetim öksüzüm yavrum var yetimim var onları en azından et kokusuyla teselli etmeye çalışıyorum. Ne kadar sana et lazım der. Der ki haftalık olarak şu kadar. Kasap arkadaşına döner der ki iki yıllık bu teyzenin yetimleri için ne kadar efendim bir meblağ gerektiriyorsa onu ben tekeffül ediyorum. Ben üstleniyorum her hafta bu teyze buraya gelecek. istediği kadar yavruları için etini alıp gidecek. Evine döner. Tıpkı geçen hafta anlattığımız Hacı Seyit gibi bir hayır yapmanın, iyilik yapmanın süruru içerisinde ne şeyle yatar. Birkaç hafta böyle geçtikten sonra günler azalınca 2-3 haftalık bir zaman kalmış. 3 aylık doktorların biçmiş olduğu ömür sermayesine der ki gene bir gideyim Frankfurt'a bir röntgen daha çektireyim bakalım durumumuz hangi aşamada gelir Frankfurt'a doktorlar röntgenini alırlar MR çektirirler efendim gerekli takibat tahkikat süreç neyse bunu yaparlar ancak gördüklerine inanamazlar derler ki senin ikizin var mıydı daha önce buraya gelen sen miydin, kardeşin miydi? Herhangi bir yere gittin mi, herhangi bir tedavi oldun mu? Der ki hayır, siz üç aylık ömür biçmiştiniz, gittim. İşte iki buçuk aylık süresi geçti, iki haftalık sürem kaldı. Ben de gelip tekrar bir daha kontrol olayım için geldim. Tabipler bir araya gelirler. Derler ki tıfta bunun izahını bulamadık. Sen ne yaptın doğru söyle bize. Veya gün be gün hayatındaki o geçirmiş olduğun günlüğünü bize anlat bakalım. Anlatmaya başlar. Hiçbir şey bulamazlar. Bunun dışında derler. Ve en sonunda ha bir şey daha aklıma geldi der. Bir gün bir kasap arkadaşımın yanına gitmiştim. Bir yaşlı kadın geldi ve kız sayı onlara olduğu gibi anlatır ve ondan sonra... İçimi bir sürür kapladı. Allah'a hamdolsun hiç olmasa öksüzlerin, yetimlerin birazcık olsun başlarını sıvamız sıvamış olduk, sıvazlamış olduk ve ayrıyeten onların gönlüne sürür bırakmış olduk. Bunun üzerine doktorlar derler ki sizin kaynaklarınızda bunu güçlendirecek bir ifade var mı? Der ki var bizim peygamberimiz, mucize peygamberimiz Hazreti Muhammedimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmakta ki davu merdakum bis sadaka. Siz hastalarınızı efendim sadaka ile tedavi ediniz. Oradaki doktor Hazreti Muhammed doğru söylemiş. Zira bunun seni mesrur etmesinin dışında tıp dilinde izah edilebilecek başka bir tarifi yoktur. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Değerli kardeşlerim, biz hastalıklarımızı, musibetlerimizi, belalarımızı, sadakalarımızla da def edebiliriz. Bela geldiğinde Müslümanın dört tane görevi var. Bir musibet geldiği zaman ne yapacak? Dört şey yapacak. Bir, Allah'tan geldi teslim olacak. Saçını başını yolmayacak. En sevdiğimi aldı. O verdi, o aldı. Senin neyin var ki? Siparişle mi geldik dünyaya? Ben yaptım, ben ettim, ben konuştum. Benim Allah sağlık vermese nasıl yapacaksın? Allah lütfetmese nasıl konuşacaksın? Bu vesileyle Kuveyt'te gerçekleşen bir hadise de aklıma geldi. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. İki buçuk yaşında felçli bir yavru getiriliyor hastaneye yoğun bakıma alınıyor tedavisi yapıldıktan sonra efendim tekrar rahatlamış gibi görünüyor ancak bir müddet sonra beyin felci geçiriyor yaşı iki buçuk beyin felci geçiriyor annesine bunu söyleyelim mi söylemeyelim mi doktorlar diyorlar iki buçuk yaşında yavruların en fazla sevimli olduğu en fazla tabiri caizse ciğerinin ağzına geldiği andır ana babanın yakınlarının kısa bir müddet sonra beyninden farklı farklı maddeler çıkmaya başlıyor. Efendim bütün e, damar uzmanları, sinir uzmanları, beyin uzmanları çağrılıyor, çocuğu kurtarmak için mücadele veriliyor. Ancak beyin ölümünün gerçekleştiğini görüyorlar ve içlerinden cesaretli birisi çıkıyor annesine diyor ki Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Çocuğun henüz ölmedi ancak beyin ölümü gerçekleşti. Annesindeki refleksini çok merak ediyor. Annesi doğru abdesthaneye gidiyor abdest alıyor iki rekat namaz kılıyor. Sahabeyi anlatmıyorum çağımızdan tevekkül ehli Müslümanları anlatıyorum. İki rekat namaz kılıyor ardından açıp Kur'an okuyor. Ardından ellerini açıyor duaya. Ne yapabilir ki? Farklı bunun aksi bir şey yapmış olduğunu kabul edelim. Ne elde edebilir ki? Ne kazanabilir ki? Gücü mü var çocuğunu geri döndürecek? Hayret ediyorlar doktorlar, hastanedekiler. Ancak üçüncü daha üzücü bir haber geliyor. Kan zehirlenmesi olmuş çocukta. Dolayısıyla bütün kanı zehirlenmiş. Sıkıntı üzerine sıkıntı. Çocuğun duyma, efendim duyuları, görme duyuları hepsi tabiri caizse felç oluyor. Ancak tevekkül ehli ana Allah'a olan bağlılığını asla kaybetmiyor. Ona olan ümidini asla kaybetmiyor. Doktorlar boşuna bir nafile bir gayret olarak bunu görse de o yoluna devam ediyor. Aylar sürüyor. Ana namazına, Kur'an'ına, duasına devam ediyor. Ve neticede son bir kez daha çetin bir imtihandan geçiyor. İki buçuk yaşındaki yavru o da nedir? 41 derecelik bir ateş basıyor kendisini. Doktorlar bu defa çocuğun kesin kurtulmasının mümkün olmayacağı üzerinde anneyi teskine çalışıyorlar. O ise yoluna devam ediyor. Aradan birkaç gün geçiyor çocuk iyileşmeye başlıyor. Hatta yoğun bakımdan alınıyor normal hastaların içerisine konuluyor. Derken annenin duaları bu yoğun mesaisi yavrusunun duyu organları geliyor görme organları tekrar normale dönüyor. Ve hastanede anasıyla ayağa kalkıp yarış yapacak hale geliyor. Taburcu olup gittikten iki yıl sonra aynı hastaneye karı koca geldiklerinde yanlarında bu yavrusu var. Bir de kucaklarında bir çocuk daha var. Doktorlar çok merak ederler. Beyin ederler ki bu kadının yahu Allah sana yeryüzünün en büyük hazinesini vermiş. Bu hanım ablamıza hepimiz gıpta ettik. Aylarca burada kaldı ama gram ümidini kaybetmedi. Biz teleslandığımız anda o bizi teselli etti. O verdi o alır dedi verecekse gene o verir dedi. Bey der ki biz 19 yıllık evliyiz. 19 yıldan beri yani çocuğum buraya geldiği zaman efendim 16 buçuk yıllık evliydik. 16 yıl Cenab-ı Hak bize çocuk lütfetmedi. Ama 19 yıldan beri eşim hanımım gece namazını teheccüd namazını asla bırakmıyor bağlarınızı kavi yaparsanız Allah sıkıntılarınızı giderir. Ondan başka kapımız mı var? Belalar geldiğinde Müslümanın dört görevi dedik. Bir, ondan geldi deyip ona teslim olmak. İki, Kur'an ve sünnete aykırı bir davranış içerisine girmemek. Üç, musibete neden olan günahları tahmin edip onları izale etmek. Üzerine çizgi atmak. Dört, günahlarına istiğfar ederek onların birikmesine mani olmak değerli kardeşlerim ne dedik Cenab-ı Hak bizi dünyadayken imtihan ediyor ve len kum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin ve emvali vel enfusi vel semarat sizi korkuyla açlıkla mallarınızı alarak, imkanlarınızı alarak, iflas ettirerek, sevdiklerinizin ruhunu alarak, efendim meyvelerinizi, bahçelerinizi, evlerinizi alarak, ne hüya, hülyalarımız var, ne rüyalarımız var, çek senet ödeyeceğiz, çoluk çocuğumuzu evlendireceğiz, bir ton programımız var. Ancak bir anda bakıyorsunuz, 40 saniyelik bir deprem, bir musibet, bir bela geliyor, bütün planlar alt üst oluyor. Kul düşünür ama Allah gerçekleştirir. Onun için değerli kardeşlerim, musibet ve belalarla biz imtihan oluyoruz. İmtihanlar çeşit çeşittir. En büyüğü de diniyle, davasıyla imtihan olmaktır. Nice Müslümanlar var. Elekten erinen, yardan uçurumdan aşağı giden Müslümanlar davalarında imtihanı kaybedenler, sabit kadem olamayanlar, duruşunu bozanlar, Allah'a vermiş olduğu sözden vazgeçenler. Biz zannediyoruz ki bela dendiği zaman ya birisi ölecek ya malımız kaybolacak. Hayır, dinimize gelen, davamıza gelen musibetler bizim için en önemli musibetlerdir. Bunları Şuurla, izanla, idrakla Değerli kardeşlerim Mutlaka bu imtihanları Kazanmamız lazım geliyor Mülkün sahibi Allah'tır Dilediğine mülkü veren Dilediğinden onu alandır Kulillahumme malikel mülk Tuğtil mülke menteşâ Ve tenzi'ül mülke min menteşâ Ve tuizzu menteşâ Ve tuzillu menteşâ Bi yedikel gayr İnneke ala kulli şeyin gadir ki ya Muhammed ey mülkün sahibi istediğine mülkü veren istediğinden onu söküp alansın istediğini aziz kılan istediğini yerin dibine geçiren zelil kılan sensin hayırlar senin elindedir her şeye senin gücün yeter evet değerli kardeşlerim programımızın bu bölümünde arkadaşlarımız şayet bir telefon bağlantısı varsa vermiş olduğumuz söz gereği bu telefon bağlantısını kuralım. Yoksa konumuza devam edelim. Arkadaşlar var mı bir telefon bağlantımız? Devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, İslam büyüklerinden İmam Esma'yı bir gün bir yol arkadaşıyla birlikte sahrada bir çadıra misafir olurlar. Bu çadırı bir yaşlı teyze ve bir gencecik delikanlısı var. Gencecik delikanlı devesiyle birlikte sefere çıkmış sadece yaşlı kadın orada. Bunları karşılar, izzet ikramda bulunmak için hazırlık yaparken kadıncağız birdenbire gözleri yola dikilir. İmam Esma ile birlikte yanındaki ne der ki? Yahu şu gelen benim oğlum akilin devesidir Ancak üzerindeki akil değil Akille birlikte Akilin devesiyle birlikte Bir başkası gelir Ve bunun üzerine gelir gelmez der ki Allahu lek Ve azzamallahu ecrek Cenab-ı Hak sana Daha hayırlı bir evlat versin Ve Cenab-ı Hak ecrini Mükafatını kat kat kılsın der Hayırdır akilimin başına Bir şey mi geldi der Evet, devesinden düştü ve sahrada boynun üzerine düşmüştü, ruhunu teslim etti der. Bunun üzerine tıpkı biraz önce hastanede yavrusu için o ilk refleksi gösteren hanım ablamız gibi bu yaşlı kadın gider, abdestini alır, iki rekatlık namaz kılar, ellerini açar, dua eder. Der ki, ya Rabbi ben... Akilimi sana gönderdim. Ne olur? Akilime sen katında sıt koltuğu vermiş olduğun, katında nimetlerinle perverde etmiş olduğun insanların arasına akilimi gönder. Bana da sabır ihsan eyle der. Bunun üzerine İmam İsmail'e döner. Der ki ya İmam, böyle bir durumda beni teskin edecek, gönlümdeki bu sıcaklığı giderecek teselli edecek hiçbir anlatacak şeyin yok mu Allah'ın kitabından söyleyecek bir sözün yok mu dediğinde İmam Asma'yı Hazretleri buyurur ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Biraz önce okuduğumuz o ayeti celileyi okur ardından da inna ve inna ileyhi raciun der. Allah'tan geldik. Allah için dünyada yaşıyoruz ve tekrar Allah'a döneceğiz der. Tevekkül ehli olan Müslümanlar böyledir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizi de tevekkül ehli olan kullarından eylesin diyor. Ve gelen e, telefonumuzu, e, arkadaşların bağlamasını istirham ediyorum. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Geceniz regaip geceniz. Recebi şerifiniz, Şabanı şerifiniz ve yaklaşan Ramazan'ı şerifiniz hayırlı mübarek olsun. Sizi tanıyalım. Sizin, hocam sizinle kandiliniz mübarek olsun. İsmim Mehmet Koç, Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, ben e, öncelikle programınızı çok beğendiğimi ve ziyadesiyle faydalandığımı ifade etmek istiyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Ee, i̇hlaslı bir şekilde karşınızdaki insana bilgileri verdiğinizi söylemek istiyorum. Estağfurullah. Ee, bir de sizden bir dileğim var hocam. Buyurun. Şu an e, kanser hastalığıyla mücadele eden kızıma bir e, dua etmenizi istiyorum. Ee, karaciğer ve kolon kanseri kendisi. Bir yıldan fazladır e, bu hastalıkla e, mücadele ediyor. E, tevekkül ediyoruz. Aynı zamanda kemoterapi görüyor. Fakat yer gök dua üzerinedir. Sizden dua istirham ediyorum hocam. Eyvallah. Mehmet Bey, Cenab-ı Hak kerimenize e, katından şifalar ikram eylesin. Bu mübarek gece ve 3 ee, aylar hürmetine Cenab-ı Hak inşallah eşşafi ismiyle muamele eylesin televizyonda Abi. ekranları başında bizleri izleyen bütün izleyicilerimizden de hasreten istirham ediyoruz bu duaların Allah'a kabul olmuş olduğu bir sezonun içerisindeyiz Mehmet Bey'in kerimelerinin şifa bulmaları için hep beraber inşallah dua edelim çünkü birbirimize duamız bizim günahsız ağızla yapılan dualardır neden biz günahkarız ama Diğerine yapmış olduğumuz dua o kendi günahı var ama biz onun için günah işlemediğimizden dolayı günahsız ağız buna deniyor. İnşallah o kardeşimize e, dua etmiş olalım. Cenab-ı Hak şifalar ikram eylesin. Başka bir telefon bağlantımız yoksa inşallah e, arkadaşlardan bilgilendirmelerini istirham ediyorum. Ee, konumuzu da e, tamamlamak üzere e, dakikalarımızı sayıyoruz. E, bir telefon bağlantısı daha alalım ardından kısa bu geceye ait bir dua edelim hem de hanım kardeşimiz için Cenab-ı Hak e, şifalar ikram eylesin Evet, buyurun. Alo. Hayırlı akşamlar. Geceniz hayırlı mübarek olsun. Kendinizi tanıtır mısınız? Alo. Buyurun dinliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Olsun, arıyorum ben. Buyurun Antep'ten arıyorsunuz. Evet. Ee, benim ben 5 yaşındaki bir 5 yaşında bir oğlum var. Doğuştan rahatsız. Allah bağışlasın. Allah şifaları versin. Hem beyninde sıvı var hem de parça var. Ben bazen çok dar alıyorum, bazen çok sıkılıyorum. Bazıları daha diyor, sen kötüsün böyle oluyor. Ondan sonra ne bileyim işte bazen kendimi çok yalnız hissediyorum, bazen kendimi çok kötü hissediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım, buna bakmayın. Estağfurullah. İlk defa bir canlı yayına bağlandığım için. Öncelikle e, Cenab-ı Hak yavrunuza şifalar ikram eylesin. Fatma Hanım, Cenab-ı Hak herkesi farklı farklı şekillerde imtihan ediyor. Sizin imtihan şekliniz de yavrunuzdur. Kesinlikle e, size bir ümitsizlik, bir karamsarlık gelmesin, bir bıkkınlık gelmesin. Siz sağlam ip olan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın onun kapısında durun Cenab-ı Hak size her türlü ikramı yapacaktır. Ama ümit var olun. Bu kapıda tecrübe olmaz, deney olmaz, sınamak olmaz. Haşa Allah sınanmaz. Cenab-ı Hak vaadine ise o vadinden dönmeyendir. Vaadinden hulfetmeyendir. Vaadini yerine getirendir. Bu sebepten dolayı da siz inşallah duaya devam edin. Sadaka vermeye devam edin. Cenab-ı Hakk'a tevekkülünüzü güçlendirin. Cenab-ı Hak katından ikram edecek. Biz de inşallah dualarımıza sizin yavrunuzu da katmış olacağız diyoruz. İnşallah. Ve şimdi inşallah kısa bir dua ile programımızı nihayet erdirmiş oluyoruz. Hayırlı akşamlar Benim diliyoruz. Bir daha size? Çok kısa lütfen. Bir de şey bu özür oranı yüzde doksan bu çocuğun üzerine eşimin ailesi bir Araba aldılar. Benim önce hani e, şeyim yoktu, niyetim yoktu, razı değildim. Yani zorlan, razı olmakta kaldım. Sonra da da eşimle kardeşleri arasında e, bir sürtüşme düşme oldu, dava dövüş oldu. Şimdilik de, de ortada kalmışım. Kendimi çok haksızlığa uğramış hissediyorum. Ne yapacağım onun için? Evet. Canım? Şimdi bu fetvalık konuları en yakın e, müftülüğümüze inşallah soralım. Diyanet İşleri başkanlığımızın bu konularla alakalı verdiği fetvalar var dolayısıyla biz genelde bu programımızda e, içtihat ve fetva konularından e, daha ziyade gündemle alakalı günümüzle alakalı programımızla alakalı sorulara cevap veriyoruz tekrar tamam. Cenab-ı Hak işlerinizi kolaylaştırsın inşallah Allah'a Allah 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 emanet bütün, olun bütün, evet kısa bir, bütün, bir dua ile inşallah kapatıyoruz Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala eşrefil enbiya vel mursalin. Ya ilahel alemin. Regaib gecesindeyiz. Mübarek cuma akşamındayız. İlahi ne olur? Ekranları başında şu an ellerini gönüllerini sana açan şu güzel kullarının Gönül pencerelerini son nefeslerine kadar, ilahi huzuruna alana kadar kapama ya Rabbi ilahi kendilerine ikramda bulunmuş olduğun, ilahi Hazreti Peygamberin Muhammed Mustafa'nın yolunu göstermiş olduğun güzel kullarından eyle. Ya Rabbi, Recebi Şerif'te ilahi senin rızana ermeyi nasip eyle. Şabanı Şerif'te ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın güzergahında durmayı bizlere nasip eyle. İlahi Ramazan'a ulaştığımızda, bidayetinde rahmete, ortasında mağfirete, en sonunda da ateşten kurtuluşa, ilahi Cehenneminden kurtuluş azadını, beratını, diplomasını eline alan kullarından eyle. İlahi bu güzel sezonda senin rızanı kazanarak, hakiki bayrama elde ederek bayrama girenlerden eyle. Ya Rabbel Alemin şu toplumumuzda hasta olan kullarına, başta Mehmet Bey'in kerimesi olmak üzere, Fatma Hanım'ın yavrusu olmak üzere, şifa bekleyen hastalar olan bütün kardeşlerimize Eşşafi ismiyle muamele ile Ya Rabbi Ya İlahel Alemin Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a vermiş olduğun şifalardan onlara da ikram eyle. Ya Rabbi Ya İlahel Alemin ümmeti Muhammed'e birlik nasip eyle. Dirlik nasip eyle, Vahdet nasip eyle. Ilahi evlerinden, yurtlarından, barklarından çıkarılan Müslüman kardeşlerimiz var. İlahi onları ne olur en kısa zamanda amin bir şekilde ya ilahi güvenli bir şekilde evlerine, barklarına, memleketlerine, onlara dönmeyi nasip ve ile ya Rabbi ilahi okyanuslarda, denizlerde boğulan müslümanların kıyıya vuran yavruların cesetlerini görmek bize ağır geliyor. Yerin altının üstünden çok daha izzetli olmuş olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ne olur ilahi rahmetinle bize, birbirimize bir vücudun azaları gibi bir yapışkanla yapışmış gibi ilahi bir tarağın dişileri gibi ilahi bir binanın tuğlaları gibi birbirine birine kenetlenmiş olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi vahdet nasip eyle birlik nasip eyle dirlik nasip eyle ilahi ne olur memleketimizi cennet vatanımızı her türlü kötülerin şerrinden muhafaza ile ya Rabbi vatan için Allah için, din için, ırz için, namus için bekçilik yaparken ilahi huzuruna gelenlerin şühedanın ruhlarını şad ile, ilahi Muhammed Mustafa'na onları komşu ile, ilahi geride kalanlarına, şehitlerin yetimlerine, öksüzlerine, ailelerine sabırlar ikramıyla, ya Rabbi cennet vatamızı her türlü şerlilerin şerrinden muhafaza ile, ümmeti Muhammed'i muhafaza ile, insanlığı muhafaza ile ya Rabbi İlahi şu mübarek aylarımızı nefislerimiz, nesillerimiz, ailelerimiz, toplumumuz hakkında hayırlı ve mübarek eyle. İlahi nefislerimizde senin rızanı kazananlardan ile Evlerimizde senin boyanla, Kur'an boyasıyla boyananlardan ile ilahi toplumumuzda Hazreti Muhammed'in güzergahında durmayı insanımıza bizlere nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi, ya ilahel alemin gecemizi hayreyle gündüzümüzü hayr eyle, işlerimizi hayr ya Rabbi. Amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Haftaya görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm. anlatabileceğim en güzel öyküm. Adım attıkça büyüdüm burada. Büyüdükçe de daha iyi gördüm her şeyi. Bütün bu güzelliği. Çok iyi insanlar tanıdım. Kendimi sevdirmeyi de başardım. Bense en çok birini sevdim. Sevginin karşılıksız olduğunu ondan öğrendim. Karşılıksız sevildiği için sever ya insan. Ben de kendimden bir şey verdim. Hiç karşılık beklemeden. Çiftçilerimiz sağdı, bize paketlemek kaldı. Torku çiftçi sütü. Sevginin doğal karşılığı. Torku bir çiftçi kooperatifi markasıdır. Adese'de haftanın kartopu fırsatlarını kaçırmayın. Şimdi Adese'den 25 liralık alışveriş yapın. 1500 mililitre Viking